Burada Rojava'da bir deney yapılıyor aynı zamanda. Yani insanlık kapitalist moderniteye teslim olmadığını ve kapitalist modernite ve aynı zamanda yıkılmış reel sosyalizmle birlikte elde kalan, avuçta kalan sadece kapitalist modernitedir şeklindeki önermeyi ve teslimiyeti ortadan kaldıran, yıkan, tekere çomak sokan ve insanlığın biricik umudu. Yani burada tabi sadece evet Rojava ama aynı zamanda işte Brezilya'daki topraksız köylülerinde, Meksika'daki Zapatistaların, Kolombiya'daki gerilla mücadelelerin ortaya çıkartmış olduğu komün yaşam alanları da çok önemli tabii ki. Yani dünyanın birçok yerinde pratikler deneniyor, yaşam formülasyonları üretilmeye çalışılıyor. Ama Rojava'da Rojava'nın en önemli özelliği bence dünyanın en zor coğrafyasında belki de. Bu yaşam demokratik modernite, demokratik özellik anlayışı sadece Rojava sınırları içerisinde fikir anlamında üretilen bir şey değil. Bugün işte Avustralya'dan Kanada'ya, Yeni Zelanda'dan Avrupa'nın neredeyse bütün şehirlerinde demokratik modernite okunuyor. Demokratik konfederalizm okunuyor. Önderliğin savunmaları okunuyor. Toplumsal ekoloji okunuyor. Bukchin okunuyor, tartışılıyor ve Kürt Özgürlük Hareketi aynı zamanda bu çerçevede dünyanın her yerinde örgütleniyor. Avrupa'da birçok şehirde Kürt Özgürlük Hareketi örgütleniyorsa Rojava'nın fikriyatının aslında Avrupa'nın her sokağında, her şehrinde, ilçesine taşırılma gayretidir. Ve bu gayret belli bir aşamaya gelmiştir. Belli bir çıtayı belli bir yere koymuştur. Bence okyanus aşılmıştır bu bakımdan. Yani fikrin taşırılması zor bir şeydir. Fikrin taşırılması da aslında en önemli olan. Bir alanı savunmak belli bir süre olabilir, olasılıktır. Ama fikrin kıtalar arası taşınması zor bir şey, çok önemli bir durum. Benim en çok burada umutlu olduğum da budur. Yani bu fikriyat artık Rojava'nın çok dışına taşmıştır. Bugün Rojava'da bu pratik çok önemlidir. Bu pratiğin üzerinde durduğu fikir, demokratik modernite, demokratik özellik, demokratik sosyalizm, artık dünyanın birçok yerinde benimsenen, yoğunlaşılan, üzerine çalışılan bir fikirdir. Bu fikrin örgütlediği milyonlar vardır Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın başka yerlerinde. Ve önümüzdeki insanlığın bence ufku demokratik, modernite, demokratik sosyalizmdir. Önderlik 25. yılı ve 25 yıldır tek başına bir tecrit altında dünyayı değiştirecek, yaşamı değiştirecek, demokratik, kadın özgürlükçü, ekolojik temelde yaşamı değiştirecek fikrin en önemli üreticilerinden. Ya bu çok değerli bir şey. Yani bu bir irade. Bu bir irade savaşının en üst noktasında verilen mücadele. Bu mücadeleyi görmek gerekiyor. Yani burada önderliğin ortaya koymuş olduğu mücadelenin hedefi tüm insanlık için, yaşam için bir kurtuluş.